Buyurun Deniz Hanım. Yolda mısın? Yani müsait misin? Kapatabilirim. Yok yok, ben müsaitim de siz değildiniz herhalde. Ne oldu? Uyudu mu Can Bey? Irmak söyledi de Can sizde kalıyormuş. Ay yok ya, ben evde değilim, Narin'de kalıyorum. İşte Irmak'ın işgüzarlığı tuttu çocuğu. Sürükledi bizi. Sözüm onu aramızı yapacak. Kırar mı Irmak'ın bacaklarını ha? Deniz, gönder şu adamı evden ya. Yok ya, ben ona gitmeyince eve o giderken de evine. Çocuk o kadar onursuz, gurursuz değil yani sonuçta. Neyse. Sen nasılsın? Şimdi hani Fırat bulundu ya, gözün aydın, iyisindir herhalde. Bir şey soracağım ben. Şimdi bu kadar adam korumalar falan, bu nasıl oluyor bu soygun işi? Şimdi böyle güzel bir gecede biz seninle bunu mu konuşacağız ya? Hı. Eve gelmiş. Yatağa uzanmış. Kulağımda senin güzel sesin. Ay yok ya, işte benimki meraktan, boş ver. İyi. Tamam o zaman ne konuşalım? Bak ben Nari'nin bahçedeyim şimdi. Sahilden dalga sesleri buraya kadar geliyor. Bak bakalım duyabilecek misin sen de, bir dinle beni bak. Deniz, ne yapıyorsun kızım bu saatte? Zorukta. Fotoğrafını çekiyorum. Neyin fotoğrafını çekiyorsun? Sahilin, denizin, denizin. Bak. Sen gelsene biraz buraya. Gel gel, bir içeri gelsen. Arkadaş, bu kız benim içime işlemiş ya. Başkasını seviyoruz, hala sesini duyduğumuz zaman anlıyoruz. Ne oluyor ya? Ben sabahleyin Gürbüz'le konuşayım bu mevzuyu ya. Ne oluyor arkadaş ya? Ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu bana, ver. Hayda. Bana bak, ver bu telefonu yoksa son aramalara bakacağım. Kiminle konuştuğunu söyle. Tamam be, bırak. Sermet Bey'le konuşuyordum. Ne konuşuyordun Sermet Bey'le? Ay ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım ben Sermet Bey'le? Kızın nikahı var, gelin hep beraber kalabalık olun. Kız öyle tek başına evlenmiş dedim. Ne konuşacağım Sermet Bey'le ben? Allah Allah. Ergenken benim annem yoktu. Allah seni verdi benim başıma. Baskıcı anne yoksunluğu çekmeyeyim diye. Bu ne ya? Benim şimdi işim var. Benim şimdi işim var. O işlerim benim bir bitsin. Ben seni bir hizaya sokacağım, bir alacağım böyle. Bir yatıracağım masaya, bakacağım her şey, tamam mı? Sen şimdi rahat rahat ne istiyorsan yap. Ama sonra bunun hesabını falan vereceksin, tamam mı? Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun acaba? Yat hadi. Ver ben telefonunu şarja koyayım. Var şarjım onun. Tamam hadi yat sen şimdi. Yat 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 yat. Sabah erken kalkacağız. Çok işimiz var hadi. Allah yarabbim ya. Yattın daha ne yapayım? Örteyim ben, üstünü örteceğim. Al al. Hadi. Dürtme, dürtme. Delirdi ya. Delirdi. Baskıcı anne manyaklaştı ya. Ne yapıyorum sanki? Zahmet şimdi. Narin gelince ben seninle konuştuğumu söylemek durumunda kaldım. Dedim ki ona. Yani Şahide'nin şeyi var ya, düğünü, nikah. Ona çağırmak için şey yaptım dedim. Aradım dedim, sen de bozma beni, tamam mı? Ha, kısaca anladın herhalde. Yarın nikah var Şahide'nin, saat 1'de Kadıköy'de. Toplanıp gelin. Kız yalnız kalmasın, olur mu? Tamam tamam, geliriz. Sana da tatlı rüyalar. Tamam, kapat. Ya sen kapat. Tamam, önce sen kapat. Ya kapat kızım hadi Allah aşkına ya. Lan liseli gibi oldu, şu halimize bak ya. Allah Allah. İyi geceler. Öylesin aradım işte. Hadi bay bay. Bak senin. Aklını başına devşir. Bendeki yarın ayrıdır. Seni severim. Ama kardeşime yaptığını bir daha asla affetmem.
Memlekette her gün birileri birilerinden ayrılıyor Sinan. Sen hiç kimseden ayrılmadın mı? Ben ayrılmadım mı? Kimse böyle olacağını bilmezdi. Kimse. Kimse de bile bile bunu yapmaz. Seni severim. Akıllı. Bak kardeşin tedavi görecek. İki seneye kadar bir şey kalmaz. Sen de iyileşeceksin. Sen de toparlayacaksın. Sonra yeni bir hayat kuracaksınız. Ben de yardım edeceğim sana. Sinan. Vurdurma kendini bana. Hadi gidelim biz. Bir saate kadar çıkarız. Kızı da hazırlayın. Bunu da bir temizleyin. İnsan içine böyle çıkmasın. Tamam. Deniz Hanım geldi abi. Bir Yusuf yaklaşıyor. Ne diyorsun lan? Kapatın onu kapıyı hemen, alın mutfağı. Niye açmadın gece telefonlarımı? Beni mi aradınız? Hiç fark etmemişim. Bakın merak ettiyseniz söyleyeyim. Can gece bizde kalmadı. Onu yolda indirdik. Eğer telefonlarımı açsaydınız geceden öğrenecektiniz. Ben öyle şeyleri merak etmem Deniz Hanım. Ha. E gece biz giderkenki haliniz neydi o zaman? Bakın Sermet Bey. Şimdi Can aklınca bir şeylerden şüpheleniyor. Sizden de beni korumaya çalışıyor. Şimdi ben ona kalkıp bir şey söylersem gelecek, size bir şey söyleyecek. Siz de işte bir şey yapacaksınız ona yani. Ben size bir şey olmasından korkuyorum. Öyle mi? O zaman bana bir şey olmasın diye sen tekrar Can'la çıkmaya başlarsın. Siz böyle davranırsanız sizle çıkmayacağım kesin ama. Ha, bizim çıkma ihtimalimiz mi var? Bilmiyorum. Bana teklif eden olmadı. Yani bu işlerde her şeyin böyle teker teker konuşulması lazım değil mi? Hangi işlerde? Şey mi yapsak biz akşam? Şeye mi gitsek? Sinemaya mı? Sinemaya mı? Olur. Benim tanıdık sinema var, gideriz. Tamam, 6'da beni alırsınız. Sonra da böyle sosisli falan yeriz ha? Yeriz. Sosisli büfede. Sonra da biraz dolaşırız. Olur. Dolaşırken siz de bana bu Fırat'la ilgili konuyu anlatırsınız belki ha? Hani soygun moygun onun altında ne yatıyor? Gerçeği anlatırsın ha? Senin derdin sinema falan değil. Sen benden laf almaya çalışıyorsun. Yani evet. Ama daha önemli nedenlerim var açıkçası. Ulan alem duruşuna yolları gidişine hayran be. Abi bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Bir sıkıntı yok. Akşam sinemaya gideceğiz. Oradan da büfeye gideceğiz sosisli yemeğe. Çok güzel abi. He, güzelmiş. Ya ben ne yapayım abi şimdi? Bir sinema kapatayım ben. Büfeye gideyim, büfeyle konuşayım. Oraları bir toparlasınlar, düzgün masa koysunlar. Çiçekler, mum falan. Değil mi yani? Olur tabii. Şık olur. Ya o zaman işte 6'da alacağız. Ben gelmem abi, öyle olmaz. Senin tek gitmen lazım. Garajdan şöyle özel güzel bir araba çıkarttırırız. Değil mi? Ya o zaman tek giderim ben, ne yapayım? İyi sen git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.